Herkese merhaba. Bu uygulamada iki benzer tasarım arasındaki tasarım farklılıklarını nasıl inceleyebiliriz? Bunları görüyor olacağız. Şimdi burada New dediğimiz andan itibaren bir montaj dosyası açıyorum. İsmini de Compare Altre Parts ismini veriyorum. Aslında bir karşılaştırma yapacağım burada. Şimdi Assemble butonuna basıp öncelikle ee, nihai güncel olmayan parçayı buraya çağırıyorum. Sonrasında buraya nihai güncel parçamı çağıracağım. Şimdi bunları montajlayacağım zaten gördüğünüz üzere benzer parçalar sadece içerisinde bazı tasarım farklılıkları görebiliyoruz. Bunun için de tabii ki parçaları doğru konularına yerleştirmek gerekiyor. Burada yerleştirirken de eğer ki parçada bir azaltma yaptıysanız o referansları burada kullanmanızı tavsiye etmem. Yani olabildiğince e, tasarım esnasında değişikliğe uğramamış yüzeyleri seçmenizi burada e, önereceğim. Şuradan da en sonda şöyle yandan da pardon. Bu yüzeyi seçip şu yüzeye karşılık getirdiğim andan itibaren bakın fully constraint'i görüyorum. Şimdi fully constraint önemli. Bir de dediğim gibi parçaları doğru bir konuma yerleştirmeniz gerekiyor bakın. Doğru şekilde yerleşmesi gerekiyor. Yani bir kaçıtlık olmaması gerekiyor bu noktada. Şimdi bu tasarımın farklılığı zaten aslında kütle hesabından da az çok e, sizlere bilgi verebilir. Yani bakın burada bir e, kütle bir azalmaya gidilmiş. Şimdi aslında nihai reviz parçada bir azalma yer alıyor. E, şimdi bunların arasındaki farkları görebilmek için de burada yüzeyleri kopyalayıp o yüzeyleri e, ilk parçadan çıkartabiliriz. Şimdi ben burada parçamı aktif ediyorum montajda. Yani parça ortamına geçmiş oluyorum. Şuradaki görünüş e, buradaki parçayı hideliyorum aslında. Gizliyorum burada. Ve sonrasında nihai ettiğim parçayı seçip sağ tıklıkla burada Select Body Surfaces diyorum. Select Body Surfaces dedikten sonrasında Ctrl J Ctrl V yapmam yeterli. OK dedikten sonrasında parçayı kendi özelini açıyorum bakın. Aynı gizlediğim parçayı kendi üzerinden açıyorum. Buraya da copy, copy yüzeyleri geldi. Buradan sonrasında Bu copy yüzeylerini seçip burada solidify ile çıkartacağımı söylüyorum. Remove material demeyi unutmuyoruz burada. Bakın Böylece Yani modelden e, Kaldırılmış yüzeyleri böylece görebiliyorsunuz. Okey dediğim andan itibaren bakın Size bu noktada ciddi bir fikir sunuyor yani parçanın nasıl bir revize işlemi gerçekleşmiş. Bunu görebiliyoruz. Hatta montajdan şöyle bir gidelim. Bakın. Ee, bu parçayı gizleyelim. Ha, bu parçayı görünür hale getirelim. Şunu gizleyelim. Hatta şurada insert here ile bunu bir yukarı çekelim. Bakın. İlk hali buymuş. Sonrasında. Tekrar bu parçayı gizleyelim. Silindir parçasını açalım. Bakın nihai hali bu şekilde karşımıza geliyor. Yani aslında modelde ciddi anlamda bir revize işlemi gerçekleşiyor. Ve bizler gelip silindir altı bir içerisinde bu şekilde aradaki farklılığı görebiliyoruz. Veya bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Burada alternatif bir yöntem daha önereceğim size. Sizler gelip bu kopya yüzeylerini kullanmadan kredi içerisinde Component içerisinde bulunan Component Operations'da da bu işi yapabilirsiniz. Component Operations'daki Boolean Operations'da bakın cut dediğiniz andan itibaren diyorsunuz ki işte ben e, ee cinder alt tabirden yani revize edilmemiş parçamdan bu cinder parçasını çıkartacağım. E, ee okay dediğim andan itibaren de bakın dan diyorum. Sonrasında parçama gittiğim andan itibaren yine bakın bu şekilde güncel haline görebiliyor. Yani burada tabii ki şöyle kata kendi içerisinde bazı seçenekler yer alıyor. Hani burada işte ee, cut var, merge var, add bodies var, intersect karşımıza geliyor. E, options içerisinde, otomatik update, manual update, no dependencies seçenekleri geliyor. Yani size tavsiyem bunu e, ilk etapta seçim esnasında yaparsanız daha iyi olacaktır. Hani sizler gelip burada e, boolean operations yaparken, bunu buradan seçebilirsiniz. Ha, sonradan da değiştirebilirsiniz. O sıkıntı ama e, nihayetinde burada Boolean Operations'dan da başta yapmak istediğiniz seçimleri yapıp burada işte metodun geometri olup olmayacağını ya işte update kontrolün otomatik update mi, no dependency mi olup olmayacağını burada belirleyebilirsiniz. E, bu şekilde iki farklı yöntemden söz edebiliriz. Veya veya mesela burada cutout'u burada kaldırayım. Cutout'u Kalksın. Montajda bunu ilerlemek istemiyorsanız mesela montajı burada silelim. Pardon şöyle e, sayfamızı kapayalım önce bir. Ondan sonrasında erase not diye. Erase not dedikten sonrasında şunu da yapabilirsiniz bakın. Working directory'mize gidiyorum. Burada sindir pt'mi açalım. sindir pt'yi açtıktan sonrasında bakın tozun içerisinde burada compare part seçeneği geliyor. Compare part'la da by geometry diyerek Burada istediğiniz parçayı seçebilirsiniz. Tabii ki benzer parça olması burada önem arz edecek. Çünkü karşılaştırma yapabilmeniz için buna ihtiyacınız var. Silindraltra birini seçtim. Bakın burada measurement spacing bir de tolerans bilgisi geliyor. Hani olabildiğince tolerans ve measurement spacing'i düşünmekte fayda var. Mesela işte 0.5 diyebilirim. 0.1 de burada tolerans ekleyebilirim. olabildiğince değerlerimi düşük tutuyorum. Show Only Changed arrays yani değişen arayı gösterme sadece bana e, bütün modeli göster orada ben anlayayım diyebilirim. Ve Show Only Changed arrays da diyebilirsiniz. Ben şu an için Apply butonuna bastım bu şekilde. E, nihayet bütün hepsini göstersin. Bakın gördüğünüz üzere mavili olanlar burada yani yeşil olanlar üzerine değişiklik olmayanlar mavi olanlar da üzerinden çıkarılmış olanlar. Bakın gördüyseniz bu şekilde modelinizde e, iki model arasındaki farkı da böylece inceleyebilirsiniz. Bu uygulamamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Hoşçakalın.